Herkese selamlar, saygılar, şiir rotamız sonsuz. Dün 30 Ekim 2020 Cuma. İzmir açıklarında Ege Denizi içinde meydana gelen İzmir ve çevresi depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza Allah'tan yardım ve acil şifalar diliyorum. Amin. Biz Refik Korkmaz eğitimleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hem eğitmenlerimiz hem eğitimimizi almamış her vatandaşımızın enerjisini birleştirerek bizler de depremzedelere kendi yöntemimizle yardım etmeyi seçtik. Bizim eğitimimizi almayan dostlarımız, lütfen sizler de şu an yapacağımız enerji çalışmasında bizlerle aynı uygulamayı yapın, bizlere destek olun. Ve lütfen hepiniz gözlerinizi kapatınız. Enkaz altında kalan ya da bulunduğu yerde herhangi bir şekilde sıkışan ya da şu an bizim bilemediğiniz şekilde depremden etkilenmiş olan vatandaşlarımızı lütfen birer zümrüdü anka olarak hayal etmeye çalışınız. Zümrüdü anka herkesin hayalinde birbirinden farklıdır. O yüzden ben yönlendirici etkide bulunmayayım. Siz kendi zümrüdü ankanızı hayal ediniz. Ben susayım, enkaz altındaki bütün vatandaşlarımızı ya da bir yere sıkışmış olan vatandaşlarımızı zümrüdü anka olarak hayal ediniz. Bir dakika. Ve Zümrüt Anka'nın yardım çığlığı gönderdiğini görün. Ben buradayım, beni kurtarın şeklinde bir çığlık. Ben binanın şu katında oturuyordum. Şu katındayım şeklinde bir çığlık.
Ya da ben şuraya sıkıştım. Burası bir mutfak. Burası bir salon. Ya da işte burası evin şu bölümü. Burası iş yerinin şu bölümü. Ben buradayım. Çığlığı attığını hayal edin. Siz bunu hayal edin. Onun çığlığı ya cep telefonuna ulaşmak, ya cep telefonu sinyali, ya da elindeki sert bir maddeyi, nesneyi duvara ya da metal bir malzeme şeklinde dışarıya ses verecektir ve onu kurtarmak üzere bekleyenler de oraya yönelecektir. Lütfen şimdi zümrüt ankanızın ben buradayım, ben evin şu bölümünde, ben iş yerinin şu bölümündeyim dediğini duyun. Zümrüt ankanız söylesin. Siz şu an zümrüt ankaları görün. Nereye sıkışmışlar? Neredeler? Hangi ilçe, hangi mahalle, hangi sokak, bunu söylemenize gerek yok. Çünkü zaten şu anda kurtarma çalışmaları o enkaz çevresinde. Sadece yerini söylesin. İşte kapı girişindeyim, salondayım şeklinde. Ve yanımda şu kadar kişi var desin. O gördüğünüz mülankalar. Ben şimdi susuyorum. Her birinizin gördüğü evin hangi bölümündeyse o açıklamayı yaparak çığlık atsın. Ve bu çığlığın kurtarma ekiplerine ulaştığını duyun. Oraya yöneldiklerini görün. Her bir kurtarma ekibinin de birer zümrüt ankaya dönüştüğünü görün. Ellerindeki aletlerin birer zümrüt ankaya dönüştüğünü görün. Ve üzerlerindeki enkazın da zümrüt ankaya dönüştüğünü görün. O beton bloklar, o demirler, neyse artık enkaz, onlar zümrüt anka alsın ve uçsunlar gökyüzüne. Kendi kendine enkaz kalkmış oluyor. Enkaz zümrüt anka alsın, enkazın her bir parçası. Ve şu an kurtarılmak üzere, ben şu bölümdeyim, ben şu odadayım diyen zümrüt ankaların, oh, bulundukları yerden çıktıklarını, uçtuklarını görün. Yaralı kanatları ya da bedenlerin neresi varsa yaraların iyileştiğini görün. Siz görün bunlar gerçek oluyor. Ve gözlerinizi açın. Allah sizden razı olsun. Destek verip katıldığınız için. Bizim çalışmalarımız kısa süreli ve etkili, kısa sürede gerçekleşen etkili çalışmalar. Yani bunu 20 dakika, 1 saat, 5 saat uzatmanın fazladan bir yararı yok. Bunu biraz sonra, bir saat sonra, beş saat sonra, yarın ya da daha sonra izleyecek olan dostlarımız
Aynen bu yaptığımızı yapın. Sizler de bunu yaptığınız anda katkı sağlamış olacaksınız bu duruma. İnşallah bir daha dünyanın hiçbir yerinde hiçbir felaket yaşanmasın. Huzur, mutluluk, sağlık, bereket, bilgelik, yüksek enerji, temiz kalpli insanlar sarsın tüm dünyayı, evreni. Elinize, yüreğinize sağlık bu katkınızdan dolayı. Hepinize Refit Korkmaz, ben. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Şiir ötemiz sonsuz.